Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aşure tatlısı yapacağız. Elimde önceden hazırda bulunan malzemeleri sizlere sunacağım. Yarım kilo kuru fasulye, yarım kilo nohut ve 1 kilo buğdayımı bir gün öncesinden ıslatıp şişmesini sağlıyoruz. Bugün her birini ayrı tencereye koyarak yaklaşık 40 dakika pişene kadar kaynatıyoruz. Gördüğünüz üzere buğdayımı büyük bir tencereye alarak tencerenin yarısından biraz daha fazla su doldurarak kaynatıyoruz. Pişen buğdayın içerisine kuru fasulye ve nohutumuzu ekliyoruz. İyice özleşmesini sağlayıp sürekli ve sık sık karıştırıyoruz. Suyunu çekmeye başladığı anda hazırda önceden kaynamış su bulundurun. Her çekmeye başladığında 1 litre kadar kaynar su ekleyiniz. 1 saat kadar 3 ana malzemeyi de özleşip ve renginin koyu olduğunu göreceksiniz. Kaynayan aşure ocakta pişerken 500 gram kuru kayısımızı küçük küçük doğrayıp 500 gram kuru üzüm ile aynı kap içerisinde su doldurarak şişmesi için bekletmeye alıyoruz. Bu işlem daha hızlı pişmesini sağlayacak. Kaynayan aşurenin içerisine ekliyoruz. Yaklaşık 30-35 dakika kadar kaynatmaya alıyoruz. İyice karıştırıp özleşmesini bekliyoruz. Kaynadıktan sonra isteğe bağlı olan tarçınımızı ekliyoruz. Ben rengini biraz daha koyu sevdiğim için tarçınını biraz daha fazla ekliyorum. Sık sık ve sürekli karıştırmayı unutmuyoruz. Tarçınımızın ardından ceviz ve fındığımızı ezerek birlikte 2 avuç kadar içerisine ekliyoruz. İsteğe bağlı olan tarçınımızdan ben biraz daha ekliyorum. Dediğim gibi rengini biraz daha koyu sevdiğim için. Dilerseniz sizler biraz daha açık renk seviyorsanız tarçınını bir miktar az koyabilirsiniz. Bütün bu malzemeleri ekledikten sonra son işlem olarak 3 kilo şekerimizi aşurenin içerisine ekliyoruz. 30 dakika kaynamak üzere ocakta pişiriyoruz. Ve aşuremiz hazır. Kaselere doldurup dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.